Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş ilahi kanun manzumesi. Peygamber bunun sünnetiyle ihya etmiş, ayakta tutmuş. Fakat sonradan Müslüman olan kavimler, Müslüman olan milletler kendi örflerinde olanlarından da dine yardımcı olmak şu manada, dinin tanınması, bilinmesi, sevilmesi, bu yönde çeşitli enstrümanlar koymuşlar ortaya. Bundan dolayı da Sivas'ta da şu arkamızda methum bulunan Şemsivazi Hazretlerinden beri söylene gelen bir ilahi var. Bu Sivas'a ait sadece bilinir. Ya Hannan ilahisi Türkiye'de ben Fatih Koca hocayla da görüştüm ve diğer kemiksiz hocayla da görüştüm. Sivas ağzıyla okunması önemlidir. Onlar çeşitli musiki şeylerine dökerek besteleme yapmışlar. Ancak halk nazarında çok kabul görmedi. Onun için Sivas'taki usul tüm halkın birlikte hep bir ağızdan söylediği ve kabul gördüğü şekliyle de nesilden nesile intikal etmiş takriben 500 senedik bugüne kadar dedelerimizin de okuduğu ve bize devam ettirdiğimiz bir ilahidir ki ayrı bir haz verir, ayrı bir neşve katar. Bir de bu ilahi bir camide okunmasa, o sanki teravih kılınmamış gibi kabul görür halk nazarında. Zira halk onu o kadar benimsemiş ki o ilahi adeta teravihin bir parçası gibidir Sivas'ta. Bundan dolayı da bütün camilerde çoluk çocuk, eski tabirle kız kızan, yaşlı genç hep beraber o ilahiyi namazın sonunda okuruz. Yani usul noktasında halk ağzıyla okuduğumuz zaman mesela Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Zel Cudi Vel İhsan, ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران. Buradaki uşak makamında okunan bir ilahi şeklinde veya söylemdir diyebiliriz.